Sual. Peygamber Efendimizin anne, babasının evlendiği gece eri geyip gecesi diyenler var. Böyle bir şeyin aslı var mıdır? Cevap. Türkiye'de ve birçok İslam memleketlerinde, bir asırdan beri, Peygamber Efendimizin babası Hazreti Abdullah'ın evlendiği geceye, Rigeyb Kandili ismini veriyorlar. Rigeyb gecesine böyle mana vermek doğru değildir. Resulullah Efendimizin 9 aydan önce dünyayı teşrif etmiş olduğunu bildirmek olur ki, bu da noksanlık ve kusurdur. Her bakımdan, her insanın üstünde ve her bakımdan kusursuz olduğu gibi, Hazreti Amine validemizi nurlandırdığı zaman da, noksan ve kusurlu değildi. Bu zamanın noksan olması, tıp ilminde ayıp ve kusur sayılmaktadır. Peygamber Efendimizin babası Hazreti Abdullah'ın evlendiği sene, ayların yeri değişik idi. Recep ayı, Cemazil-Ahır ayının yerindeydi. Yani bir ay ilerideydi. O halde, Nur-i Nübüvvet'in, Hazreti Amine validemize intikali, şimdiki Cemazil-Ahır ayındadır, Rigeyb gecesinde değildir. Sual. Bazı kimseler, Rigeyb gecesi gibi mübarek gecelerde cemaatle toplu namaz kılıyorlar. Böyle yapmanın dinimizdeki yeri nedir? Cevap. Rigeyb, Berat ve Kadir namazlarını cemaatle kılmak mekruhtur. Rigeyb namazı, Recep'in ilk cuma gecesi kılınan nafile namazdır. Hicretin 480'inde meydana çıkmıştır. Birçok alimler, bunun çirkin bidat olduğunu yazıyor. Çok kimsenin kılmasına aldanmamalı, sünnet sanmamalıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Berat ve Rigeyb geceleri, camilerde toplanarak cemaatle namaz kılan yüzlerle kişiler, bu toplantılarla sevap kazandıklarını sanıyorlar ise de, bunlar fıkıh alimlerinin söz birliği ile mekruh dedikleri işi işlemektedirler. Mekruhu iyi bilmek ise, büyük cinayetlerdendir. Çünkü, haramı mubah bilmek, küfür olur. Mekruhu mubah bilmek, ondan bir basamak aşağıdır. Bu işin çirkinliğini iyi anlamalıdır. Nafile ibadetleri gizli yapmak lazımdır. Böylece, riya ve gösteriş tehlikesi olmaz. Cemaat ile kılmak böyle değildir. Farzları açıkça yapmak, herkese göstermek lazımdır. Çünkü farzlarda gösteriş lekesi olmaz. Bunları cemaat ile kılmak, bunun için uygundur. Bundan başka, cemaatin çok olması, fitne uyandırır. Hadis-i şerifte, fitne uykudadır. Bunu uyandırana, Allah lanet eylesin. Buyuruldu. 18 Şubat 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.